Merhaba arkadaşlar, ee, iyi günler diliyorum. Ee, dersimizin bu haftaki bölümünde e, daha önce sizlere bahsettiğimiz ilişkisel veri modelinin detaylarından bahsedeceğim. Ee, şimdi tabii ki öncesinde bir geçen hafta anlattığımız konuya böyle bir genel e, anlamda bakacak olursak, bizim için önem arz eden başlıklar, hususlar nelerdir? E, bunları tekrar bir hatırlayalım. Ee, IAR modelin e, ikinci dersinde e, geçen hafta Değerli kardeşler, üçlü e, ilişkiden bahsettik. Turner Relationship, Aggregation, kümelemeden, Composition, e, kompozisyondan, Hezey, sahiptir ilişkisinden e, ve IR modelin neden önemli olduğundan, e, gerçekleştirdiği amaç anlamında, gerçekten e, gerçekleştirdiği işlev anlamında çok büyük önemi e, neden e, olduğunu ifade etmiştik. Bunu da ümit ediyorum hatırlıyorsunuzdur. Yine UML'den bahsettik Unified Modeling Language, birleştirilmiş modelleme dili. UML'in kullanım alanlarının neler olduğundan bahsettik. UML'in diyagram çeşitlerinden bahsettik değerli kardeşlerim. İşte bunlar Activity, Class, Sequence diyagram gibi. Dedik ki iki ana başlık altında inceleniyor, yapısal ve davranışsal olmak üzere iki ana kategori altında biz UML diyagramlarını ne yapıyorduk. Ee, Kullanabiliyordu. Yine e, geçen hafta e, UML ile beraber e, nesne tabanlı programlama konseptlerinden bahsettim. Gerçekten çok önemli. Bu sadece bu ders için değil, e, UML ile beraber kullanıldığı için ve yine bir yazılımcının kullanması gereken ee, yine bir sistem geliştirirken, bir yazılım geliştirirken e, kullanmasının çok önemli olduğu değerli kardeşlerim ilkelerdir bunlar. İşte soyutlama, kapsülleme, e, bilgi gizleme, kalıtım ve çok biçimlilik e, konseptlerini ümit ediyorum ki her bir kardeşim gayet iyi kullanıp e, öğrenip özümseyip daha sonra yazmış olduğu koda bunu ne yapar ekler. Tabii ki bu gerçekten çok önemli. Ve ötesinde de ne var? Nesne yönelik yazılım mühendisi derslerimiz var. Ve bu iki konsept bir araya geldiği zaman e, istenilen seviyede e, birçok firmanın tamam gel çalış diyebileceği seviyede değerli kardeşim e, bir yazılım mühendisi e, ve bilgisayar mühendisi e, olacağınıza ben inanıyorum. Evet, e, ilişkisel veri modeli Dedik ki e, bu dersimizin ana teması, veri tabanının yönetim sistemlerinin ana teması dedik, ilişkisel veri modelidir dedik değerli kardeşlerim. Hatırlayacak olursak e, 1970 yılında Edgar K. tarafından e, IBM'in San Jose laboratuvarlarında geliştirilmiş bir modeldir değerli kardeşlerim. E, Tabi hatırlarsanız hiyerarşik ve network modellerinden sonra ortaya çıkmıştır. Ve bu iki modelin problemlerini ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında 1981 yılında da e, Computer Science'in bilgisayar e, bilimlerinin bilgisayar mühendisliği alanının değerli kardeşim e, Nobel'i sayılabilecek ACM Turing ödülünü almaya hak kazanmıştır Edgar Katt. E, ilişkisel veri modeli dediğimiz zaman değerli kardeşlerim ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz tabloları hatırlayacaksınız. Ve bu gerçekten bize... Relation kavramının karşılığı olarak biz bir relation ifadesi duyduğumuz zaman e, tabi ilişkisel veri modelini kullandığımız zaman e, ve yine burada şunu diyeceğiz tamam artık bir tablo ile bu anlamda neyiz? Karşı karşıyayız değerli kardeşlerim. Edgar Codd e, ilişkisel veri modelini ortaya çıkardığı ilk defa sunduğu paper'ı şu an ekranda görüyorsunuz. E, ACM'de yayınlanan bir journal, ACM e, dergisinde değerli arkadaşlarım e, yayınlanan bir journal e, gerçekten e, çok önemli bir yayın e, ilişkisel veri modelinin ilk defa anlatıldığı ve e, yayınlandığı bir yayın olması hasebiyle e, bunu da şundan dolayı e, paylaşıyorum konuyla ilgisi olan kardeşlerimin, e, belki gidip bakmak isterler indirmek isterler okumak isterler e, bu makaleyi bundan dolayı da paylaşmış olay. Yani ilk başlangıç noktası ilişkisel veri modelinin ilk tanımlandığı, Edgar Codd tarafından yayınlanan ekranda görmüş olduğunuz A relational model of data for large share data banks isimli yayınında ifade edilmiştir değerli kardeşlerim. Ve yine ben şunu söyleyeyim ders notlarımız olsun ve yine birçok sizin için hazırladığım materyal olsun değerli kardeşlerim böyle elimizden geldiğince bunun literatürdeki karşılığını da sizinle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Günümüzde birçok veri tabanı yüzlercesi geliştirilmiştir. Tabii bunların içinde sizlere daha önceden benim tavsiye ettiğim dbancings.com'un sayfasına bakacak olursak burada değerli kardeşlerim sadece ilişkisel değil bütün veri tabanı yönetim sistemleriyle alakalı olan bilgiler vardır. Şu an ekranda ise sadece İlişkisel veri modelini kullanan veri tabanlarının bir ekran görüntüsünü görmektesiniz. Burada 2020 yılında geçen yıl 143 sistem sıralanıyor imiş ve yine sizin bu dönem öğreneceğiniz bizim de öğrenmenizi istediğimiz uygulamalarımızda kullanacağımız Postgres SQL Dördünün sırada değerli kardeşler. Tabii ki ben burada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. İlişkisel veri modeli gerçekten popüler ve bu yılın 2021 Ekim ayının e, rankingine e, sıralamasına bakacak olursak geçen yıl 143 olan sistem değerli kardeşlerim bu yıl 152 olarak güncellenmiş. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Veri tabanı yönetim sistemleri konsepti gerçekten popüler bir konu, popüler bir alan e, ve bu anlamda özellikle ee, hangi alanda kendinizi geliştirmek isterseniz isteyin, veri tabanı yönetim sistemlerinin olmadığı bir alan söz konusu değil. Çünkü datanın olmadığı, datanın toplanmak istemediği ve daha sonra verinin ve yine bu toplanan datanın analiz edilip çıkarımların ortaya çıkarmak istenmediği bir alan neredeyse kalmadı değerli kardeşlerim. Bu anlamda... Ee, dersimizi can kulağıyla dinlemenizi bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Evet, şu an karşımızda bir IR modeli görüyoruz. Hatırlarsanız öncelikli olarak dedik ki biz kullanıcıdan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıcının ihtiyaçları dikkate alınarak bir tasarımın gerçekleştirilmesini istiyoruz. Çünkü burada sizin tasarlayacağınız veri tabanını Kullanacak e, bir firma, bir organizasyon, bir kişi olabilir. E, bu anlamda e, kişinin ihtiyaçlarının tanımlanıp daha sonra kavramsal, semantik olarak IR modeli kullanarak modellenmesi ve daha sonrasında bu modele göre de bu model kullanılarak fiziksel veri tabanının e, kullanmış olduğunuz e, Postgres SQL olur veya başka bir diğer bu saydığımız 150 küsür Veri tabanından biri olur, modellenmesi fiziksel olarak modellenmesi gerçekleştirilir. Ekranda bir ER modeli görüyorsunuz. Şimdi bizim burada e, ifade etmeye çalıştığımız olay şu: artık ER modeli oluşturduktan sonra nereye geçiş yapacağız? Tablo domainine ilişkisel veri modeline ne yapacağız? Geçiş yapacağız değerli kardeşlerim. Tabii ki burada ön plana çıkan soru şu: Hangi varlık tabloya dönüşür? Bu gerçekten. Önemli bir soru. Ee, şu an ekranda varlık setleri görmektesiniz. Akademik personel varlık seti görüyorsunuz. Çalışır ilişkisi görüyorsunuz ve bölüm varlık setini e, görmüş oluyorsunuz değerli kardeşler. Ve yine burada e, ekranda görülen bu varlıklardan ve ilişki setinden hangileri e, tabloya dönüşeceğini şöyle ifade edelim. Bir defa varlık setlerinin her biri nedir? Birer Tablodur bizim için. E, ER modelde bulunan e, varlık setlerinin hepsini biz e, ilişkisel domainde, relational domainde tablo oluşturduğumuz zaman ne yapacağız? E, varlık setlerinin hepsini birer tabloya dönüştüreceğiz. Hatırlarsanız e, ilişki olarak da one to one, one to many, bir de many to many, çoktan çoğa işte birden bire, birden çoğa ve çoktan çoğa olmak üzere üç farklı ilişki biçimimiz vardı. Ve yine bizim oluşturduğumuz IR ER modelinde sadece many to many, çoktan çoğa olan ilişkiler değerli kardeşlerim, ilişkisel modelde, relational domain'de tabloya dönüşüyor. Onun haricinde diğerlerini ne yapmıyoruz kardeşler? Dönüştürmüyoruz. Tabloya. Yani one to one ilişki varsa bu yansımıyor. One to many varsa bu da yansımayabilir. Yani ayrıyeten bir tablo olarak oluşturmaya gerek yok artık. Evet. Şimdi ilişkisel veri modelinin detaylarına biraz bakalım. Dedik ki ilişkisel veri modelinde karşımızda tablolar var. Ve artık bizim IR modelde oluşturduğumuz varlık seti ilişkisel veri modelinde bir tablo olarak karşımıza çıkıyor ve yine bu tablo değerli kardeşlerim Relation olarak adlandırıldığı için ilişki olarak adlandırıldığı için e, bu modele Relational Data Model adı verilmiş e, ve bu tabloların her biri nedir bizim için ilişkidir. Tabii ki biz bir önceki IR ER modelde akademik personel'e varlık seti çalışıra ilişki diyoruz, lakin IR ER modelde ER modelden sonra ilişkisel modelde karşımıza çıkan her bir tablonun adı nedir? Birer ilişkidir değerli kardeşlerim. Ve yine tabloda satırlar ve sütunlar bulunmaktadır. İşte şurada birden ene kadar olan satırlar bulunmaktadır. Ve bu tablonun ismi nedir? Öğrenci, students tablosudur. Ve yine bu tablodan biz bu relation'dan neyi elde edebiliriz? Kaç tane kolon olduğu bilgisinden buradan ne yapabiliriz? Erişe Biliriz değerli kardeşlerim. Ve yine e, her bir satır sizin e, varlık e, ilişki modelinde s, e, saklamış olduğunuz varlıkların her biri e, tablo domaininde, relational domaininde neye dönüşüyor değerli kardeşim? Birer satıra dönüşüyor. Yani bizim şuradaki e, roll number, name ve fon e, bilgileriyle ifade edilen bir nolu alex bizim için nedir ve tüm, e, telefon numarası fon number bizim için nedir bir rowdur bir satırdır. Bu da varlık seti içerisindeki bir varlığa e, bir varlığı temsil etmektedir değerli arkadaşlar. Yine e, hatırlarsanız IR ER modelde dedik ki e, varlık seti içerisindeki her bir varlığı diğerinden ayırt etmemizi sağlayan benzersiz olan bir ID seçmemiz gerektiğini ifade ettik ve yine burada tablo içerisinde mesela şuradaki roll number'ı da e, biz e, ID olarak ne yapabiliriz? Alabiliriz değerli kardeşler. Şuradaki görülen tablo yapısı e, bir abstraction'dır bir soyutlamadır. Çünkü diyelim ki eğer siz bu tablo içerisine 1 milyon adet, 1 milyon satır data kaydedecekseniz bunun hepsini ekranda göstermiyorsunuz. Ama ekranda görmüş olduğunuz bu yapı şu tablo yapısıyla beraber kayıtlı olan bin tane, 1 milyon tane datayı aslında ne yapıyorsunuz değerli kardeşlerim? Bir özetini sunmuş oluyorsunuz. Bu anlamda e, ilişkisel veri modeli e, kullanmış olduğu bu tablo abstraction'ı ile soyutlamasıyla ile beraber hiyerarşik ve network modellerine göre kullanımı ve yönetimi daha kolay bir model olarak ortaya çıkıyor. Ve bundan dolayı hala daha günümüzde e, kullanımı çok etkin bir biçimde devam ediyor değerli kardeşlerim. Avantajları nedir diye bakacak olursak e, bir defa tabloya baktığınız zaman dediğim gibi tabloda kayıtlı olan bu tablo yapısı içerisinde diske kayıt edilen 1 milyon tane datanın her birini görmek yerine sadece iki satırı veyahut bir satırı listelediğiniz zaman bu tablo içerisindeki e, ki bazı kısıtlamalar var onlardan bahsedeceğim birazdan ee, bu veri içeri bu tablo relation içerisindeki kayıtlı olan verinin yapısını etkin bir biçimde, kolay bir biçimde göz önüne sermektedir. Ee, ve yine bu yapı bizlere sorgulamaları kolaylaştırmaktadır. Çünkü siz artık e, hangi kolonda hangi bilginin olduğu ve yine e, hangi e, kaç tane satırın olduğu gibi e, ve yine eee Tablo yapısı bizlere bunları sağladığı için değerli kardeşlerim sorgulamaları kolaylaştırmaktadır. Yine tablolar arasında ilişkiler oluşturma imkanı sağladığı için bize çok önemlidir. Çünkü bu ilişkiler de bize tablodaki verinin bütünlüğünün tutarlılığının korunması açısından çok önemli fırsatlar sunacaktır. Bunu da birazdan ifade edeceğiz. Yine e, tablodaki bulunan kolonların tipleri de yine bizim için nedir birer? Kısıtlamadır. Şema diye bir konsept var. E, relational modelde, ilişkisel veri modelinde şema kavramı aslında bize bir tablonun e, içerisinde ee, tabii ki biz şu şemayı ne, ne zaman oluşturuyorduk hatırlarsanız e, şema refinement diye bir aşamamız vardı şema düzenlenmesi daha sonrasında fiziksel tabloların oluşturulmasına geçiyorduk iar modelden e, veri tabanı tasarım aşamasında varlık ilişki modelinden tabloya geçiş yaparken aslında şu an ekranda görmüş olduğunuz öğrenci varlık setinin şeması bu varlık seti neye dönüşecek? bir tabloya dönüşecek sonrasında siz kullanıcıdan alınan, e, kullanıcının ihtiyaçları çerçevesinde almış olduğunuz e, verileri değerli kardeşim ne yapacaksınız? E, şema yardımıyla tanımlayabileceksiniz değerli kardeşim. Burada işte öğrenci ne var? integer isim var, kullanıcı adı, yaş ve ortalama e, kolonları bulunmakta. Şimdi bir şema bize hangi e, verileri sağlar veya hangi bilgileri, hangi informasyonu sağlar diyecek olursak bir defa bize tablo adını verir. Öğrenci tablosu olduğunu biliyoruz. Ve daha sonrasındaki her bir satırda bulunması gereken sütün sayısını verir. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane burada ne var? Sütün sayımız var. Artı her bir sütuna kaydedilecek verinin tipi hakkında bilgi verir. Ee, siz işte isim alanına integer bir data giremezsiniz ya da öğrencinin o alanına varchar karakter içeren bir data ne yapamazsınız, giremezsiniz. Bir de şema'nın şöyle bir kısıtlaması vardır. Şemayı belirlediğiniz zaman buradaki sıra gerçekten önemlidir. Siz daha sonrasında öğrenci tablosu oluşturacağınız zaman değerli kardeşlerim, burada e, bu data girerken bu öğrenci tablosuna bu sıralamayı takip etmeniz gerekmektedir değerli kardeşlerim. Bu şema yardımıyla aslında biz neyi gerçekleştiriyoruz? Oluşturacağımız tablonun e, bir e, yine bir abstraction olarak değerlendirilebilir. Bir ön aşamada tablo içerisinde neler olabileceğini burada tanımlamış oluyoruz değerli kardeşler. Evet. Ekranda e, öğrenci tablomuzu görüyoruz. E, ve yine burada öğrenci o isim, kullanıcı adı, yaş ve ortalama bilgileri bulunmaktadır. Kolonlardan oluşur. 5 tane kolon bulunur dedik. E, ve yine burada e, kolonlar aslında bizim için nedir? IR modelindeki bir varlığı niteleyen nelerdir? Niteliklerdir değerli kardeşlerim. Yani nitelikler diye duyabilirsiniz ya da alan biçiminde ifade edilebilir farklı kaynaklarda. E, yine satır e, lardan oluşur bizim ekranda gördüğümüz e, görmüş olduğunuz tablo değerli arkadaşlar ve burada e, kayıt ve tuple olarak da adlandırılır değerli arkadaşlar şimdi İlişkisel veri modelinde dedik ki e, satırlar aynı sırada olan alanları bulundurur. Yani bir tabloda birinci satır hangi sırada ise değerli kardeşim ninci satırda aynı sırada olmak zorundadır. Yani siz sonraki satırlarda önce ortalama alanını sonra isim veya buradaki bir farklı bir kombinasyonu ne yapamazsınız giremezsiniz. Yine her bir satır bir öğrencinin bilgilerini içermelidir ki burada e, oluşturacağınız tabloda e, ki her bir öğrenciyi her bir varlığı varlık setini oluşturan her bir varlığı değerli kardeşim e, ne yapmak durumundasınız diğerinden ayırt etmek durumundasınız. Ki bu da unik olmayı gerektirir. E, ifade ettik aynı şemayı içermek zorunda olduğunu ifade ettik. E, ve yine bu tabloda, ekranda görmüş olduğunuz tabloda 5 kolon ve 5 satır bulunmaktadır değerli kardeşler. Öğrenci tablosunun derecesi nedir diye bir soru geldiği zaman, öğrenci tablosunun derecesi degree of relation nedir kolon sayısıdır tabloda bulunan kolon sayısıdır bu da bu örneğimiz için nedir 5'tir satır sayısı ise kardinaliti olarak ifade edilir bir tablo içerisindeki bulunan eleman sayısıdır 1 milyon satır varsa o tablonun kardinaltisi eleman sayısı nedir 1 milyon olarak karşımıza gelmektedir değerli kardeşlerim kaydedilen verilen verinin tipi sadece bir alan için değiştirilemez diyelim ki siz ee, yaş alanını integer olarak kaydettiniz. Daha sonra tek bir alan için o alana ne yapamazsınız? Float değer giremezsiniz. Ama ne yapabilirsiniz? Tablodaki bütün alanları hepsini dikkate alarak ne yapabilirsiniz? Değiştirmeyi alter komutu ile düzenleyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Nasıl ki bir tablo içerisindeki her bir satırın unique olması gerektiğini ifade ettik. Tabii ki bu e, primary key olan yani e, her bir satırın birbirinden farklı olmasını istediğimiz durumlarda gerçekleşir. E, böyle bir durumda değerli kardeşler e, bir tablo içerisinde birbirinden farklı e, varlıkları ne yapabilirsiniz eklemiş olabilirsiniz değerli kardeşler. Aynen bunun gibi bir veri tabanı içerisinde de ...birden fazla aynı isimli tablo olamaz. Öğrenci tablosu bir tanedir. Siz diğer ta her bir tablo, ikinci bir öğrenci tablosu ne yapamazsınız? Oluşturamazsınız. Yine e, mevcut olan diyelim tasarım e, sizin için yeterli olmadı. Yeni bir kolon eklemek istiyorsanız. Bunu tek bir varlık için değil, tek bir satır için değil... Tablo seviyesinde ne yapabilirsiniz kardeşlerim? Bunu düşünebilirsiniz. Ve alter komutuyla beraber yine isterseniz yeni bir kolon ekleyebilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirdiğimiz zaman aslında biz relation'ı değişiyoruz. Aslında biz tabloyu değişiyoruz burada. Tek bir kolondaki, tek bir satır ile bağımsız, bağımlı olarak kalmadığımız için, bütün tabloyu değiştiğimiz için gerçekleştirilebiliyor. Evet. Tabloların bütünlük kısıtlamaları olduğunu ifade ettik ve yine bu özellikle verilerin tutarlılığı ve doğruluğu açısından yani diyelim ki birbiriyle ilişkili veriler için birinde bir değişiklik yaptığınız zaman diğerine yansıması için hatırlarsanız biz dosya sistemlerinden şundan bahsettik. Dedik ki dosya sistemlerinde bir dosya içerisinde yapılan değişiklik diğer bütün dosyaların hepsinin içinde de ne yapılması lazımdı düzenlenmesi lazımdı. Ee, i̇yi ki ilişkisel veri modeli yardımıyla artık biz bu değişimleri ne yapabiliriz belli bir sistematik içerisinde de gerçekleştirebiliriz. Ee, i̇şte burada ileride bahsedeceğiz. Cascade örnekleri olabilir. Bir yerde bir değişim yapıldığı zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bunun için bir prosedür oluşturabilirsiniz. Bir trigger oluşturabilirsiniz. Bunu derslerimizin ilerleyen haftalarında ee, sizlerle paylaşacağım. Yine ee, Tablo oluştururken bir tablonun e, oluşturulma aşamasında tanımladığınız özellikler de aynı zamanda kısıtlamalar oluşturmaktadır. Yani diyelim ki e, bir tabloda eğer e, oluşturduğunuz değerli kardeşlerim e, bir alanın tipi varchar'sa artık o alana ne yapamazsınız? varchar tipinde data girmek durumundasınız. Bu sizin için nedir? Bir kısıtlamadır. Ya da bir alan primary key birazdan bahsedeceğim bir birincil anahtar olarak belirlenmişse artık o tablo için belirlenen o alanın primary key için tanımlanan özel kıstasları kriterleri ne yapması lazım değerli kardeşim? Ee, içermesi lazım. O kurallara oluşturduğunuz tablonun uyuması lazım. Evet. E, bütünlük kısıtlamalarından bahsettik. İşte aslında bunu ifade ettik. Evet. Ekranımızın altında aşağı kısmında öğrenci şemasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise öğrenci tablosunu görmektesiniz değerli kardeşlerim. Ve yine burada e, isim alanı sadece rakamlardan oluşamaz. Niye? Çünkü isim alanını siz varçar olarak tanımlamışsınız. Yaş sütununda integer tipinde sayı bulunması gerekmektedir. Değil mi? Yani bu alana ne yapamazsınız? Karakter ekleyemezsiniz. Ve yine ee, öğrenci no eğer siz bu öğrenci no alanını primary key olarak seçmişseniz böyle bir planınız varsa tasarımda çünkü bu da tasarım tamamen size bağlı olan bir şey değerli kardeşlerim ee, bu alanı da e, ne yapmak durumundasınız ee, unique olmasını sağlamak durumundasınız evet dedi ki bir varlık seti içerisinde bulunan varlıkları diğerlerinden ayırt edebilmek adına benzersiz bir anahtar oluşturmamız gerekiyor veya bir niteliği tanımladığınız bir niteliği benzersiz olan niteliği seçmeniz gerekiyor. İşte böyle bir niteliğe Biz anahtar ki e, anahtar yani ki e, biçiminde ifade ediyoruz ve bu anahtar yardımıyla bu tablo içerisinde kayıtlı olan birbirinden farklı olan, varlıklara erişim imkanı sağlıyoruz değerli kardeşlerim ve yine e, seçilen bu anahtar yardımıyla siz artık birden fazla tabloyu ne yapabiliyorsunuz birbiriyle ilişkilendirme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Tabii ki burada önemli olan bir husus var anahtar seçimi. E, her bir alan e, diyelim ki anahtar olarak seçilebilir mi? Bunun üzerinde konuşmak lazım, bunun üzerinde değerli kardeşlerim. Çünkü önemli bir husus. Çünkü bu sizin daha sonrasında oluşturacağınız tasarımda veriye sistematik bir biçimde erişime birinci dereceden etki eden hususlardan biri sizin oluşturduğunuz primary key'dir. Birinci anahtardır ve yine tablolardaki datanın tutarlılığını korunması anlamında e, seçilen e, anahtar gerçekten e, önem arz etmektedir. Ve yine bu bizim için değerli kardeşler e, tabloları oluşturup ilişkileri belirledikten sonra datanın sistematik bir biçimde depolanmasını ve daha sonrasında yine etkin bir biçimde efektif bir biçimde veriye erişimi sağlamaktadır değerli kardeşler. Örneğin öğrenci tablosunda öğrenci oyu no biz primer 2 olarak seçtik. Ee, tabii ki burada önemli olan husus şu. Öğrenci no siz bu tamamen sizin tasarımınız olabilir. Siz TC kimlik gibi bir numarayı da seçebilirsiniz. Öğrenci nosunu da seçebilirsiniz. Yine diyelim başka ülkelerde kullanılan sosyal güvenlik numarasını seçebilirsiniz. Personel numarasını seçebilirsiniz. Ama burada ön plana çıkan husus şudur değerli kardeşlerim. Sizin oluşturduğunuz dizayn tasarım içerisinde ve özelde öğrenci tablosunda burada her bir öğrenciyi diğerinden ayırt etmemizi sağlayan unik, benzersiz bir alan, bir veri kullanmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yine e, primary key'nin key bazı özellikleri bulunması gerekiyor. Bir alan tabloda eğer primary key olarak tanımlanmışsa artık bu alan ne olamaz? Null değer içeremez. Bu tabloya data girdiğiniz zaman, daha sonra insert into ile bahsedeceğim SQL komutlarına geldiğimiz zaman, SQL'e başladığımız zaman, bu tabloya veri girdiğimiz zaman değerli kardeşlerim, primary key alanına null giremezsiniz. Bu da tabi e, ilişkisel veri modelinin kısıtlamalarındandır değerli kardeşlerim. Tabii ki e, şifrelenmiş değer içermemesi gerekmektedir bu alan. E, çünkü bu alandaki data ile siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? diğer ilişkili olan tablolardaki ilgili e, satırlara, ilgili veriye e, ne yapabiliyoruz? Erişim imkanı sağlamış oluyoruz. Primary key uniktir ve kayıt işlemi gerçekleştirildiğinden gerçekleştirildiğinden sonra e, ne yapılamaz? Değiştirilemez. Değişmemelidir. E, yine e, primary key'nin boyutu mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Çünkü siz dataya erişeceksiniz ve yine e, bu dataya erişimle beraber istediğiniz sorguları yazacaksınız. Bu sorgularda istenilen kayıtlara erişmenin e, anahtarı nedir? Oluşturduğunuz primary key'dir. Boyutu da bundan dolayı mümkün olduğu kadar az olmalıdır değerli arkadaşlar. Evet, e, bir diğer anahtar ise foreign key olarak adlandırdığımız yabancı anahtar ya da ikinci anahtar da denebilir buna. Ee, ve yine öğrenci ve dersler tablomuz olsun. Ee, öğrenciyle alakalı olan dersleri e, ilişkilendirmek adına e, mesela dersler tablosunda ya da alınan dersler olarak isimlendirilmişiz. Biz ee, başka bir tablodaki daha önce oluşturduğumuz öğrenci tablosundaki Primary key alanıyla ilişkilendirilirse bu alan ne olur arkadaşlar? Foreign key olarak tanımlanır. Ya da şöyle diyelim bir tabloda biz foreign key, yabancıl anahtar oluşturacaksak bu alandaki e, kullanacağımız e, anahtar öğrenci tablosunda ne yapılması lazım? Veya başka bir tabloda, ilişkili olan tabloda, burada ilişki öğrenci tablosu ile olduğu için öğrenci diyorum. Şu tablonun ilişkili olduğu tablodaki primary key ile ilişkilendirilirse foreign key ne yapılmıştır kardeşler? Karşımıza çıkmıştır. Ve yine burada şunu ifade edelim. E, dedik ki primary key tanımlandığı bir tabloda primary key'den bir primary key'den iki tane olamaz. Çünkü uniktir benzersizdir. Ama biz foreign key yardımıyla İkinci anahtar, yabancı anahtar yardımıyla değerli kardeşlerim, şunu ifade ediyoruz: Şu anahtar, yani öğrenci tablosu ile ilişkilendirdiğimiz anahtardan dersler tablosunda ne olabilir? Birden fazla olabilir. Şunu düşünün, öğrencilerin en tane ders alabilmesi lazım. Bir bölümü bitirebilmeleri için, mezun olabilmeleri için, o bölümün kurallarına göre, bölümün tanımladığı derslere göre en adet diyelim ki 60'a yakın ders alması lazım diyelim ki bilgisayar mühendisliği bölümünü bizim fakültemizde tamamlayabilmesi için. Bu da bize şu kolaylığı sağlamakta. Aslında biz burada bir tabloda benzersiz olarak oluşturduğumuz bir kaydın birden fazla yine bu kayıt ile alakalı ilişkili olan datayı listelemek ve yönetmek adına başka bir tabloda foreign key yabancı anahtarı oluşturarak ne yapabiliriz? Veriyi ekleyebiliriz. Bunun şu güzelliği var değerli arkadaşlar. Bakınız biz burada sürekli öğrenci no, isim, kullanıcı adı, yaş ve ortalama bilgilerini tekrarlamıyoruz. Ama böyle bir özellik olmamış olsa şunu düşünün öğrenci no isim kullanıcı adı yaş ortalama ders kodu kredi notu biçiminde bir tablomuz olsa ve yine biz burada 7 tane alanı içeren bir e, tablo olduğu zaman bu öğrenciye yeni bir data yeni bir ders eklendiği zaman e, biraz önce ifade edilen e, işte öğrenci no Eymen isim kullanıcı adı yaş ortalama bilgilerini e, verilerini her seferinde tekrarlamaya düşeceğiz ve yine ilişkisel bu modelin yardımıyla da bu veri tekrarının önüne geçilmiş oluyor değerli kardeşlerim. Ve foreign key yardımıyla tabii ki foreign de artık şu var ilişkilendirilen. Diyelim ki 17532 nolu öğrencinin burada iki adet kaydı bulunmakta ve siz e, şu tablo bazında bakacağımız zaman her bir satır yine nedir? uniktir değerli arkadaşlar. Yani bunu oluşturacağınız bütün tablolardaki her bir satır nedir? Uniktir. Çünkü burada öğrenci no 17532 olabilir. Fakat buradaki ikinci bir ders kodu var bakınız. Şuradaki BL44 isimli ders kodu bir diğer ders ise BL13. Bu defa bunlar unik. O zaman her bir satır oluşturduğunuz ilişkisel veri modelinde oluşturduğunuz bütün tabloların satırları şu her bir satır row veya her bir tuple diyoruz bunlara nedir? Unique olmak zorundadır diyoruz. Evet. Yine ikinci anahtarın foreign key'in de e, sağlamış olduğu kardeşlerin bazı kısıtlamalar var. E, örneğin e, Alınan dersler tablosuna öğrenci tablosunda bulunmayan bir öğrencinin dersini, ders notunu ne yapamazsınız? Yükleyemezsiniz. Ama öncelikli olarak o zaman neyi gerçekleştirmeniz gerekiyor? Siz bir öğrenciyi oluşturacaksınız. Öğrenci tablosunda daha sonrasında alınan dersler tablosunda e, ismi geçen öğrencinin e, almış olduğu, kayıtlandığı, dersi geçtiği ve notunun bulunduğu dersleri ne yapabilirsiniz? ekliye bilirsiniz değerli kardeşlerim. Başka hangi kısıtlama var? Diyelim ki siz 17.532 nolu Eymen isimli öğrenciyi ne yapamazsın benim kardeşim? Ee, öğrenci tablosundan silemezsin. Neden? Çünkü Eymen isimli öğrencinin almış olduğu ilişkili iki tane ders var. Ee, bu anlamda eğer e, silmek istiyorsan yani zaten datanın silinmesi ee, çok fazla istenilen bir özellik değildir. Onunla ifade edeyim. Ee, i̇yi tasarlanmış bir veri tabanında datanın silinmesi en son seçenektir değerli kardeşlerim. Bu anlamda ee, ama burada foreign key'nin de böyle bir kısıtlamasının olduğunu ne yapabiliriz? Ee, ifade edebiliriz. Ayrıca e, bir tablo oluştururken şu ana kadar bahsettiğimiz işte primary key'nin kısıtlamaları foreign key'nin kısıtlamalarına ek olarak siz Ek kısıtlamalar da getirebilirsiniz. Örneğin yaş alanına, siz öğrenci tablosunu oluştururken yaş alanına yaş büyüktür 17 biçimli bir kısıtlama oluşturabilirsiniz ve böylelikle oluşturulan tabloda girilen datada yaş alanının da 17'den büyük olması gerektiğini ifade edebilirsiniz. Burada sadece bir örnek verdik. Bunun gibi daha farklı kısıtlamalar eklenebilir. Ya da şöyle düşünün, üniversite okuyabilmek için e, lise diplomasının, lise mezuniyetinin olması gerektiğinin şartı düşünülebilir. Böyle bir ek kısıtlama tablo oluşturulurken ne yapılabilir? Eklenebilir. Bir tabloda değerli kardeşlerim primary key seçimi dedik ki çok önemli. Ama oluşturulan tabloda eğer tek bir alan kendi başına primary key oluşturmaya yetmiyorsa o zaman birden fazla kolonu ne yapabilirsiniz? Birleştirebilirsiniz. Ve bu birden fazla kolonu da kullanarak yine bir primary key eklenen her bir satırı her bir tuple'ı Şunların her biri tupu, Her biri bir satır olarak adlandırılıyor. Eklenen her bir satırı unik hale getirmek için. Bir tabloda birden fazla kolon kullanılarak kardeşler, bir primary key oluşturulmuşsa buna composite key adı veriliyor değerli kardeşler. Daha başka kaynaklarda rastladığınız zaman bu nedir? dememeniz için ee, tabii ki çok fazla kullanılan bir örnek midir? Hayır. Ama e, tabii ki böyle bir özelliğin olması da çok önemli. Diyelim ki tek bir e, kolonun yetmediği durumlarda, tek bir alanın primary key oluşturmaya yetmediği alanlarda birden fazla kolonla ne yapabiliyorsunuz? Kullanmanız, kullanabilmeniz ilişkisel veri modelinin bir zenginliği olarak karşımıza çıkmakta. Evet. Şimdi e, değerli kardeşlerim, e, IR modelden e, ilişkisel veri modeline geçiş bizim için gerçekten önemli. E, bunun için de beraber e, birkaç örnek yapalım. Akademik personel varlık setimiz var burada ve yine e, IR diyagram örneğini ekranda görüyorsunuz. Şimdi IR diyagram örneği nedir dediğimiz zaman görmek istediğimiz yapı ekranda görmüş olduğunuz. Yapıdır değerli kardeşler. Mesela TCNO olarak tanımlanmış, altı çizili. Biz şunu anlıyoruz, burada TCNO Primary 2 olarak kullanılmış. Ve yine akademik personel içerisindeki her bir varlığı TCNO'dan başka isim, doğum tarihi ve adres nitelikleriyle tanımlamış oluyoruz. O zaman biz önce akademik personel... ER ee, modelinin ER gösteriminin şemasını oluşturacağız. Akademik personelde ne var? TCNO var. Tip olarak mesela ER modelde herhangi bir tip tanımlaması var mıydı? Yani bu aşamada herhangi bir tip tanımlaması yok ER modeli oluşturmada. Ama biz şemaya e, geçiş yaptığımız andan itibaren artık e, ihtiyaca uygun olarak yine tasarladığımız veri tabanında kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına ee, burada e, oluşturduğumuz her bir niteliğin, her bir kolonun tipini de belirlemek durumundayız değerli kardeşlerim. Mesela TCNO alanına integer oluşturabiliriz. İsim alanı varçar, doğum tarihi varçar, adres de varçar olarak belirlenebilir. İsterseniz kısıtlamada ekleyebilirsiniz. 20 karakterden fazla olamaz gibi e, bir kısıtlamada eklenebilir. Şimdi tablo versiyonuna bakalım. Şema'nın tablo versiyonunda değerli kardeşlerim, yani IAR modelden IAR'da tanımladığımız bir varlık setini bir tabloya dönüştürme aşamalarında burada görmüş oluyoruz. TC isim doğum tarihi adres olarak ne yapılabiliyor ifade edilebiliyor. Eğer bir varlık seti içerisinde diyelim ki ID net bir biçimde belirlenmesi gerekiyor, ama bu tek bir kolon yetmezse bunu tabloyu ve şemayı oluştururken değerli kardeşlerim dikkate almak zorundayız. Evet, akademik personel ve bölüm arasında daha öncesinde iki derslerimizde paylaştığımız bir IR model akademik personel ve bölüm varlık setleri arasında çalışır ilişkisi bulunuyordu ve burada çalışır ilişkisinin de görev, tarih e, isimli bir niteliği bulunduğunu ifade etmiştik. Ve yine bu iki varlık seti arasında MN, e, many to many bir ilişki olduğunu ifade ettik. Ve yine dersimizin başında ilişkisel modelden, e, IR modelden, varlık ilişki modelinden ilişkisel domaine geçiş yaptığımız zaman değerli kardeşlerim sadece many to many ilişkisinin bir tabloya dönüştüğünü e, ifade etmiştik. Şimdi ekranda göreceğimiz e, ilişkisel modelde o zaman sayalım. Bir, akademik personel varlık setimiz var. Dedik ki varlık setleri dönüşür. iki bölüm varlık setimiz var. Varlık Bölüm varlık seti de bir tabloya dönüşmesi lazım. Bir de çalışır ilişkisi MN -E çoktan çoğa, many to many ilişki olduğu için değerli kardeşlerim e, burada ekranda biz üç tane tablo görebiliriz. Şimdi e, akademik personel tablosuna bakacak olursak, tabii ki bu arada şema oluşturulabilir. Biz burada direkt bir geçiş yapmış olduk. E, şema şunun için gerekli. IR ER modelinde oluşabilecek hataların tasarlanıp tanımlanıp tekrar gözden geçirilmesi anlamında şema önemli değerli kardeşler. E, tabii ki bu tabloya geçiş yapmadan önce de neyi kullanacağız? Şemayı oluşturacağız. Akademik personel tablosunda TC no alanı bizim için nedir? Primary 2'dir, Altı çizili. Ve yine bölüm tablosunda ise bölüm no bizim için nedir? Primary 2'dir. Şu çalışma ilişkisinde ise dikkatinizi çektiyse akademik personelden bir foreign key oluşturulmuş. Bir de bölümden bir foreign key bölüm tablosundaki bölüm no primary key alanıyla ilişkilendirilerek oluşturulmuş. O zaman Ekranda gördüğümüz IR modelin tablo domaininde ilişkisel veri modeli domainindeki karşılığı 3 tane iki varlık seti bir ilişki setinin 2 tablo ve 3 tablo olarak karşımıza çıktığını görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Başka bir örneğimize bakalım. Burada bir IR model var yine. Country varlık seti var. Country ID var, adres var ve numara var. Tabii ki bu nitelikleri dediğim gibi sizler ihtiyacınıza göre tasarladığınız veri tabanına göre e, ve yine e, oluşturduğunuz sistem içerisinde kullanıcınızın hedeflerini gerçekleştirmek için tasarladığınız veri tabanında istediğiniz nitelikleri ekleyebilirsiniz. Hatırlıyorsanız dedik ki bir kişi için bir veri tabanında tek bir nitelik olarak tanımlanan bir ee, varlık bir nesne, bir obje başka bir veri tabanında kendi başına bir varlık seti ne olabilir? Biçiminde tanımlanabilir. Bu tamamen sizin oluşturacağınız dizaynın, tasarımın zenginliği olarak karşımıza çıkmakta değerli kardeşlerim. Ve yine burada ülke varlık seti var. Bir de person, kişi varlık seti var. Ve ülke ile person varlık seti arasında n n çoktan çoğa hez ilişkisi var. Şimdi biz bunun ekranda görmüş olduğunuz tabi person kişinin de neyi var? ID'si var. ismi var, soyadı var, e-mail ve telefon bilgileri var. Dediğim gibi siz kendi personelinizin size uygun olan niteliklerini istediğiniz bir biçimde tasarlamaya tasarlamayı gerçekleştirebilirsiniz değerli kardeşlerim ihtiyaçlar doğrultusunda. Şimdi bu modelin ekranda gördüğünüz IR modelinin bir defa şunu saymamız lazım kaç tane tablo olacak? Bir varlık seti Country bir bir tane tablo bu olacak Person ikinci varlık setimiz evet ikinci tablomuz da Person olacak niteliklerin her biri de bizim için neyi oluşturacak oluşturacağımız tabloların şemalarının kolonlarını belirleyecek ve daha sonra şema oluşturduğumuz zaman şemada değerli kardeşlerim Bizim için e, her bir alandaki datanın boyutu hakkında da bilgiler içerebilir. Üçüncü olarak da many to many ilişki olduğu için bir üçüncü de ilişki tablosu olmak durumunda değerli kardeşler. Şimdi bu bilgiler ışığında e, yani yorumlamak durumundayız. Karşımızda gördüğümüz IR modeli yorumlamak durumundayız ki buna göre de hem IR modelin şemasını hem de IR ER modelin ilişkisel domainindeki tablo domainindeki karşılığını görmüş olabilelim. Şimdi burada e, ilişkisel veri modelinde dediğimiz gibi, e, değerli arkadaşlar, country ülke tablomuzu oluşturduk. Daha sonra e, şurada da person tablosunu oluşturduk e, ve e, bununla beraber de has relation'la da beraber sizler. Diyelim ki bir kişi eğer birden fazla ülkeye vatandaşıysa ise bunu da ne yapabilirsiniz? relation'ı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz değerli kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Ee...